Biz uzun yıllardır zaten sokaktaki kedi köpek tedavi ve kısırlaştırmasıyla zaten ilgileniyorduk. Sokakta hayatını idame ettiremeyecek olan hayvanları zaten evimize alıyorduk. Depremden sonra da aynı şekilde hep birlikte yine çadıra geçtik. Ve bu süreçte zaten hani birçok insan kedisini, köpeğini, kuşunu bırakıp gitti. Biz onları da göz ardı etmedik. Yine yerler yaparak hani bahçede, açık alanlarda. Tabii ki depremin ilk haftasında, ilk 10-15 gününde biz burada çadırımız yoktu zaten. Çadır geldikten sonra yaklaşık 40-50 kişi bir çadırda kalıyorduk. Tabii kedilerimizle birlikte. Onları dışarı atmadık tabii ki. Ondan sonra çadırı gelen herkes çadırını kendi bölgesine kurdu. Bu süreç içerisinde herkes gitti çadırına. Biz burada çekirdek aile olarak kaldık. Şu anda burada bol bol kedi var. Köpek de var. Kediler yaklaşık 50-60 tane var. İçeride bir tane köpeğimiz var, küçük ırk. Onu da depremden almıştık zaten. Diğer köpeklerimiz dışarıda yerlerini, yuvalarını yapmışız zaten. Yaklaşık 10 tane köpek de var. Peki zor olmuyor mu sizin için? Yok, zor olmuyor. Yani insan bir şeyi severek yaptığı zaman zor olmuyor aslında. Biz sıradan kendimize nasıl hizmet ediyorsak diyelim, onlara da aynı şekilde yani onların yemeğini koyuyoruz. Biz de oturup sofraya yemek yiyoruz ya, sonuçta bir zorluğu yok aslında. Severek yaptığım bir şeyin zorluğu yok. Felaket diyoruz ama Allah'tan rahmet diliyoruz, merhamet diliyoruz ama Allah'ın yarattığına merhamet etmiyoruz.